Geçmiş olsun. Birlik için mi kaldı? Kardeşim. Herkes gelmiş. Çok sağ olun. Vallahi şaşırdım. Süper süper. Ahmet abi. Büyük cesaret. Teşekkürler desteğin için. Gel canım gel. Canım. Hoş bulduk. Nasıl takip ettin? Gel bakalım. Çok iyi süper. Ben geldim. İyi vallahi. Bunu herkes alıyor. Ben de almayacağım. Sevinçler. Çok güzel. Evet. Allah. Ne haber? İyidir. Gel baba. Gel. Tamam. Bana dedemle resim çekecek. Dedemle de çekiyorum. Torun. Baba. Bremen Üniversitesi'nde okuyorum. 8 yıl önce Almanya'ya taşındım. Normalde Edirne'liyim. Edirne'de doğdum. Topraklarda doğdum. Sonrasında üniversite için Bremen'e gittim. Bremen'de yaşadım. Hep hayalimdi bisikletle Bremen'den Edirne'ye pedallamak. Covid döneminde yapmak istediğim sınırlar kapandığı için yapamadım maalesef. Ardından şu an dedim yapma zamanı. Yola çıktım. Bugün 33. gün. 33. günde sınır kapısından içeri girdim. Acayip mutluyum. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Çok fazla insan geldi. Beni mutlu etti. Tüm yorgunluğumu aldı. Tabii tur bana çok şey kazandırdı. Yani şu ana kadar tabii ki bisikletle içli dışlıydım. Fakat turdan sonra çok daha şey öğrendim. Çok fazla tecrübeler edindim. Çok aksilikler de karşıma çıktı. İtalya'da İtalya'yı sel aldı. İşte ne bileyim lastiklerim bir sürü kez patladı. Kendi kendime öğrendim, kendimi tanıdım, insanları tanıdım, yemekleri tanıdım, ülkeleri tanıdım. Bir şekilde ama sonunda buraya vardım. Gayet mutluyum. Herkese de beni destekleyen teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma, aileme. Çocukluğundan beri böyle bir hayali vardı. Hep gerçekleştirmek istiyordu. Bugüne kısmetmiş. Onunla gurur duyuyorum. Ailece gurur duyuyoruz tabii. İnşallah az kaldı, hayırlısıyla gelir. Böyle geceleri çok rahat uyuyamadım açıkçası. O daha rahat, bize hatta şey veriyor, bu yolculuk olur, ben ona hatta dikkat et falan dedikçe bu yolculuk dedim, maceraya çıktım ben dedi. Dedik evet doğru söylüyorsun. Hayırlısıyla gelsin, bekliyoruz. 33 günden beri yolda, biz de 33 günden beri sürekli olarak onu düşünmekte meşgul olduk. Sürekli paylaşım yapması güzel, en azından görüyoruz ama yollardaki aksilikler, özellikle İtalya'daki sel olayı bizi çok endişelendirmişti. Oradaki heyelanlar, su, sel olması, 14 kişinin ölmesi bizi çok endişelendirmişti. Ama çok şükür sağ salim oradan ayrıldı. Yunanistan'da yaklaşık 10 günden beri, belki de daha fazla, orada yolculuk yapıyor. Her gece başka bir yerde, 33 gün, 33 gece her gün bir yerlerde, farklı yerlerde kaldı. Çok şükür Allah'ıma kavuştuk. Bugün dedesi, ninesi, teyzesi, halası hepsi buradaydılar. Sağ olsunlar. Arkadaşları, bisiklet kulübünden arkadaşları, fabrikadan arkadaşlarımız hepsi onu karşılamaya geldiler. Ona çok güzel bir karşılama töreni yaptık burada, sağ olsunlar. Lokumlarımızı yedik, bisküvitlerimizi yedik, çiçeklerimizi verdik. Çok mutluyuz. Allah şükürler olsun. İyi ki geldi.